Hayriye. He gülüm. Ya ben partiyi çok merak ettim. Şöyle gelip de uzaktan 2 dakika baksam olur mu? Olur, gel bak. Heh, geliyorum, tamam. Bildan da gelmiş, görmüş mü? Keyifler nasıl? Beğendiniz mi? Ay Songül Hanımcığım, ne yalan söyleyeyim. Ben çok etkilendim. Az önce lavaboya giderken eve şöyle bir göz gezdirdim de şahane dekor etmişsiniz. Çok mersi. Yani özel bir şey de yapmadım. Aslında biz sizi bir gün bizim vakfa davet edelim. Eminim çok katkısı olacaktır Meyra, ne diyorsun? Tabii, neden olmasın? Çok sevinirim. Gelirim. Ay, harika oldum valla. Pardon, tuvalet ne tarafta acaba? İlade sağda efendim. Teşekkürler. Hayriye'yi gördünüz mü? Bilmiyorum. Songül Hanım'ı? Bahçede misafirlerin yanında. Aa, ara sıcaklardan alın birer tane. Gerçekten çok mersi, beğeneceksiniz. Mersi. Songül Hanımcığım, aslında şu aramızdaki sizi bizi kaldırsak diyorum. Nasılsa artık komşuyuz, öyle değil mi? Kaldıralım tabii. Hı-hı. Seve seve. Merhabalar. Merhabalar. Eşim. Yiğit efendim. Memnun oldum Songül. Çok memnun oldum. Çok güzel bir parti. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Ben ablama şey Yavuz, ya ben de sana bakıyordum nerede kaldın diye ya. Ya iyi misin? İyiyim. Heh, gel, gel seni evin sahibiyle tanıştırayım, gel. Songül Hanım sizi yeni iş ortağımla tanıştırayım. Yavuz, Songül Hanım. Sen ne yapıyorsun burada? Memnun oldum. Ben de. İyi akşamlar. Yavuzcuğum, vallahi ne iyi ettin geldin. Ayağına sağlık. Ne konuşmak istiyordun? Ben acil deyince merak ettim. Şu bizde inşaat işine girmek isteyen adamlarla görüştüm bugün. Aslında bugün buraya seninle bunu konuşmak için geldim. Bak, ben bu işleri bıraktım. Uzak duruyorum artık. Ama bu herifleri saniyesinde gözümden tanırım. Bunlar sağlam topuç değil, haberin olsun. Ya o iyi de çok heveslilerdi bu inşaat işi için. Sorun orada. Biraz fazla hevesliler. Bak, biz seninle bu işe girersek benim başım tekrar belaya girer. Bu sefer kurtaramam. Sen de tüm servetini kaybeder, dımdızla kalırsın kardeşim. Haberin olsun. Anladım. Ya Yavuz, yani senin bu huyunu o kadar çok seviyorum ki. Yani benim görmediğim şeyi şıp dadanak görüyorsun ya. Beni çok mutlu ediyor gerçekten. İyi.
Ben gidiyorum o zaman. Tamam. Tamam, ayağına sağlık. İyi ki geldin. Sağ olasın. Görüşürüz Arif. Görüşürüz. Bir baksana. Bakıyorum. Sen hayırdır ya sen? Ne yapıyorsun burada? Ortağım davet etti, geldim. Ne oldu? Ortağım davet etti. Tam bizim olduğumuz eve. Ha? Ablamın verdiği partiye. Ablanın verdiği partiye. Evet, yani aynen öyle olmuş. Tesadüf işte, ne yaparsın? Tesadüf. Sen kimsenin karşısına tesadüfen çıkmazsın. İyi bilirim. Söyle, ne iş çeviriyor? Burada bir şeyler çeviren birileri varsa o da sizsiniz Hayriye. Ama merak etme. Sırrınız bende. Güvende. Eğer olayları duyup öyle kendince merhamet edip yardıma geldiysen. Hayriye, ben sana bir türlü anlatamamışım galiba. Benim seninle işim bitti. Öyle bir değerin yok benim için. Anladın? Peki yolladığın paralar? Sen yolladın, inkar etme, biliyorum. Evet, ben yolladım. Ne? Birlikte bir iş yaptık. Sen de payını aldın. Hesap kapandı. Kimsenin kimseden alacağı vereceği kalmadı yani. Hesapları ortaya dökecek olursak sen altında kalırsın ama. Neyse. Tesadüfen de olsa seni gördüğüme hiç memnun olmadım. İnşallah bir daha da karşıma çıkmasın. Kimseye bakıcılık yapmana gerek yok. Sen benim eşim olacaksın. İşinin başında patron olacaksın. İstersen Songül ablanları da alırsın yanına. Ne diyorsun? Hepsini okumana gerek yok Hayriye. Yorma kendini. Bu prosedür sadece. Ne? Evlendikten sonra hemen başlar bir şey. Ha? Nerede kal? Hayriye bayraklar. Buyurun benim. Hakkınızda kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından yakalama kararı var. Bizimle emniyete geleceksiniz. Sanıkla bilerek yakınlaştım. Bana olan duygularını biliyordum. Evlilik vaadiyle kandırıp güvenini kazandım. Sonra işte şirketle ilgili o malum. İmzaları attırdım. Anlaşmalı boşanma kağıtlarını avukata hazırlattım. Ben imzaladım, sen de imzala. Bitsin bu evlilik meselesi. Niye böyle yapıyorsun bilmiyorum ama inanmıyorum sana. Değil sevmek, ben acımadım bile sana. Çıkarım söz konusu olduğunda ben kimseyi tanımam. Hiç kimseyi. İçecekler bitmiş de yeni gelen şişeleri bulamadık. Hayriye Hanım. Ne, bir şey mi dedin? Yeni gelen şişeler ne taraftaydı? He. Gel göstereyim. Parti hepsi. Her şey mükemmel. Aynen. Meyra'nın partiler yanında sönük kaldı. Songül Hanım'ın elbisesi de çok güzel, çok yakışmış. Çok memnun. Bir şey söyleyeyim mi? Harika olmuş ya, nefis olmuş bunlar ya. Ay ne yedin artık, yeter. Bırak şunu. Ama çok güzel olmuş hayatım. Meyra, Songül'le konuş. Kimle çalıştıysa mutfakta onun telefonlar lazım olur bize. Ay ne diyorsun ya? Köfte kokuyor her yer, kebap salonu gibi. Gidebilir miyiz artık lütfen? Hadi geç oldu. Ne dedim şimdi ben ya? Sude'cim, Mert, hadi gidiyoruz. Gençler hadi. Hani? Siz de mi gidiyorsunuz? Öyle oldu. Çok teşekkürler her şey için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayaklarınıza sağlık. Umarım iyi bir gece geçirmişsinizdir. Çok. Dernek konusunda da haberleşiriz. Tabii. Aa, o mesele. Ay, jüri de seni çağırmıştı değil mi? Biz az önce konuştuk. Şimdi şöyle, bizim derneğe herkesi almıyorlar. Dün bir, bugün iki. Haklılardı tabii. Tanımak isterler, referans isterler. Yani sonuçta paranın bile çözemediği şeyler var hayatta. Anladım. Ay bozulmadın değil mi? Yani kuralları ben koymuyorum gerçekten. Yok yok. Bozulmadım canım. Niye bozulayım?
Tekrar iyi geceler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Falafel yıkılıyor gerçekten. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Kusura bakmayayım ya. Memnun oldum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Abla, gitmiş bunlar. Nasıl geçti? Öyle güle güle mi gittiler yoksa bir daha görüşmemek üzere mi? Nasıl oldu? Yok, bu Meyra benim aralarına girmeme izin vermeyecek belli. Sen derneğe de gelemezsin dedi. Yani kibarca bana sen bizim aramıza giremezsin diyor. İyi yapma ya. Ay ben ne diyorum? Ay niye? Ya sen nasılsın? Ha, nasılsın? İyi, o malum şansa soruyorsan abla iyiyim ben iyiyim. Valla hiçbir şeyim yok, aslan gibiyim yani. Hiçbir etkisi olmadı bana. Konuşmaya değmez. Ne demek konuşmaya değmez ya? Sen neler yaşadın? Daha yeni atlattım. He abla, sen de söylediğin gibi atlattım, bitti. Tamam mı? Güven bana, bitti. Biz şimdi bir durumumuza odaklanalım. Nasıl odaklanacağız Hayriye? Önce benim şunu aklım almıyor Hayriye. Bu Yavuz nasıl oldu da buldu Arif'i buldu? Ha? Ortak olmak için. Bu nasıl bir tesadüf yani? Evet abla, ben de o konuda bir küçük müdahaleme ettim. Gittim bundan konuştum malum şahsa. Yok yok, öyle değil. Yani sakin sakin, sadece bunu sordum. Merak etme. Tesadüf dedi. Allah Allah. Nasıl tesadüf yani? Evet. Enteresan. Çıkar altındaymış. Neyse abla ya, şimdi sen bırak onu. Bırak onu. Bırak. Yani biz... Abla biz ne yapacağız ya? Biz yine aynı yerde miyiz yani? Biz daha kötü bir yerdeyiz Hayri. Şimdi bir de Yavuz'la uğraşacağız. Vallahi abla çok istemişsin ya. Keşke beleşe verseydin beni. Kızım niye öyle diyorsun ya? Fırsat ayağımıza geldi işte. Sen içeri gireceksin. Ben de Süheyla'yla iyi arkadaş olmaya başladım. Daha ne isteriz yani? Ver tamam, yeter o, yeter. Ver. Para isteyebiliriz abla mesela. Ha? Üstünde Yunus Emre olanlardan mis gibi. Ondan isteyebilirdin yani. Bak burada tencere kaynatıyoruz biz. Bize de para lazım değil mi? Bu insanlar para vermiyorlar. Hayriye, bu hayatta paradan daha önemli şeyler var. Sen zaten hep patronun yanında ol sarı sendika. Ne alakası var canım? Ben hepimizin iyiliği için diyorum. Ver. Ablamla baş başa kalmak için yapıyorum demiyordu. Hayriye abla, bu gerçekten büyük bir fırsat. Farkındasın değil mi ya? Hay sen neden bu işe bu kadar böyle ayak diriyorsun? Ben anlamadım yani. Vallahi abla, ben de senin hislerini anlayamıyorum. Yani yüzüme söyle Hayriye, ben seni sevmiyorum de, açık olsun. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? O insanlar pinti abla, pinti pinti. Yani Medine'yi verdiğin fahiş fiyatlara beni veriyorsun beleşe. Medine'nin evinde robot süpürge var, bende tırtıklı el süpürgesi. Medine'nin evinde bir adet yakışıklı var, bende pinti. Ayrıca yani o pintinin iş arkadaşının da malum şahıs olduğunu hatırlatmak da istemiyorum da. O yüzden sen şey yapıyorsun kızım, ben hiç düşünemedim ya. Yavuz'un ortağı o. Yok, onda şey değil yani, onunla ilgisi yok. Benim zaten zamanımı alacak biri değil bir kere yani. Sadece ya pintiyle uğraşmak zor, o açıdan diyorum. Ah gülüm Hayriye. Bak ben vallahi düşünemedim. Yani hani Yavuz da ortağı olarak eve gelir, eder. Aklıma bile gelmedi. Yok, sen istemiyorsan söyle yani. Bu senin vereceğin karar kızım. Yok yani. Nasıl da süslemiş ya? Yine ya. Şu yemeğin ismi neydi? Zeytinyağlılar da geldi. Şöyle koyayım. Pilavın maşasını unutmuşum, onu getireyim. Tüm bunları bir saatte mi yaptı ya? Evet. Ben kendimi ilk defa şu anda zengin gibi hissediyorum. Zenginiz ya zaten karıcığım. Onu pek hissedemiyoruz ya Tarık'cığım. Tamam ya. Bundan sonra hissedeceğiz. Son bir sağ olsun. Sen bak. Yo yo. Siz rahatınıza bakacaksınız, ben kapıya. Buyurun. Bunların standartları da ne düşük ya. Kapı açıyoruz diye seviniyorlar. Zengine zenginlik öğretiyoruz.
Hoş geldiniz Pinti Bey. Arif Bey. Sen kimsin ya? He, Hayriye ben. Eşiniz hanımefendi bahsedecekti telefonda ama herhalde çok yazmasın diye az konuştu. Ya doğru doğru. Söyledi. Yeni kadın ha? He, yeni kadın. Maşallah Hayriye. Evi stadyuma çevirmişsin. Bütün ışıklar açık. Bak sana söyleyeyim, bunların hepsini maaşından keseceğim, haberin olsun ha. Bir de boşta çıktık. Ne dedin? Şey, misafiriniz gelecekti. Gelmedi herhalde. Geliyor geliyor. Telefonla konuşuyordu. Ha. Arayacağım. Gel Yavuz, gel. Gel. İyi akşamlar. Vallahi Yavuz son anda su koyuverecekti ama tuttum kolundan getirdim. Neyse ki bayılır su koyuvermeye, hayret. Yani iyi ki de getirmişim. Yemekler efsane olmuş. Özellikle şu patlıcana bayıldım ya. Efendim şunları biraz kenara alalım. Çünkü gecenin starı geliyor. Be patlıcan geliyor. Çok ya. Güzel yaparım ha. Bundan almamışsın bak. Ben sana kendini yorma dedim. Hiç dinlememişsin hayatım. Yani çok uğraşmışsın. Biz dışarıda yerdik. Ay dışarıda ne koyuyorlar içine bilmiyoruz. Hem ben bunu güzel yaparım. Benim gibi yapamazlar. Uğraş öyle. Çok güzel olmuş hepsi ya. Eline sağlık. Biliyor musunuz? Elimi hiçbir şeye sürmedim. Her şeyi Hayriye yaptı. Biliyorum. Yani şimdi yardımcı dururken sizin yapacak haliniz yok ya ondan. Elinize sağlık. Sen rızkın olsun. Ha? Afiyet olsun, afiyet. Hayriyeciğim. Bir sorsaydın önce belki Yavuz Bey karabiberden hoşlanmıyordur. Yok yok, sever o. Yani herkes sever karabiber, pilav. Bu ikili çok yakışır birbirine. Herkes bilir bunu. Evet, evet. Ben de öyle seviyorum zaten. Böyle çok acılı. İyi doğru bari. Tahmin. Tebrik ederim. Yavuz Bey, parmağınızda yüzük göremiyorum. Evli değilsiniz galiba. Yok, değilim. Hiç evlenmediniz mi? Yani bir kere evlendim. Ama yürümedi işte. Ha. Özel değilse neden yürümedi? Ya Süheyla, Allah Allah, adamı sık boğaz etmeyin, bırakın yemeğini yesin ya. Tamam, sıkıntı yok. Biz anlaşamadık diyelim. Anlaşamadınız. Ha? Neden anlaşamadınız acaba? Kandırdı mı sizi? Arkanızdan iş mi çevirdi? Duygularınızla mı oynadı? Hayriye, ne biçim konuşuyorsun ya misafirimizle? Yavuz, ya kusura bakma yani bugün başladı da işe. Hayriye, özür dile Yavuz Bey'den. Hayriye, ya kime diyorum ben? Özürlesene Yavuz Bey. Tamam Arif, tamam. Şu konuyu bir kapatalım. Önemli değil, tamam. Tamam. İyi, Arif Bey haklı. Özür dilerim beyefendi. Ben bir arkadaşım vardı da, yakın arkadaşım. O böyle bir şey yaşamıştı. Yani insan kötü insanlarla karşılaşınca şoke oluyor. Ben de onu hatırladım. Burada böyle o çıktı ağzımdan yani. Evet. Ben şu suyu doldurayım. Hadi kızım. Kusura bakmayın. Tamam. Çocuk? Çocuğunuz var mı evliliğinizden? Yok, olmadı. Merhaba. Allah Allah. Hay Allah. Kusura bakmayın, ben istemeden korkuttum sizi. Gitti Sürahi. Paramparça oldu. Süheyla Hanım çok kızacak bana. Yok canım, kızmaz Süheyla Hanım. Öyle biri değildir. Çok güzel Sürahi'ydi. Yapıştırırız. Yapıştırsak olmaz mı?
Olmaz. Olmaz. Bir kere karanıma bir şey yapıştırınca eskisi gibi olmaz. Dokunmayın siz, dokunmayın. Eliniz kesilir. Ben toplarım bunları. Yazık oldu. Ya bir tane sürahi ya sonuçta. Dünyada milyonlarca sürahi var yani. Bu sürahi de kırılsın. Ya bir tane sürahi kırılsa ne olacak? Ama çok sürahi dedim ben ya. Sen kimsin ya bu arada? Aa, ben Kerim. Arif Bey'in sağ koluyum. Ve aynı zamanda da yeğeniyim. Aa, Piti Bey'in mi? Aynen, ta kendisi. Kendini aslında tutmamış, akrabasından bir şey yapıyor. Öyle de diyebiliriz. Hayriye ben de. Çok memnun oldum. Ben de. Şey, kusura bakma, ben kapıyı açık görünce öyle birden daldım yani. Hani çalmadım, girdim içeri, seni de korkuttum. Ana, kapı açık mı kalmış? Aynen, evet. Ay, ben fark etmedim ya. Şey geldi, misafir geldi, ondan fark etmedim yani. İyi ki sen girmişsin. Hırsız da girebilirdi. Düşünsene, bindin evine hırsız girse. Mahcup olurdum. Yani. Dur sen, tamam. Elini vurma, ben fıraş getireyim. Toplasaydım. Yok yok yok, dur. Tamam. Burası uzak olmuş ya. Biraz daha yakına taşınaydın. Gelseydin sana bir oda açardık. Tam giremedin içimize. Selam komşu. Bir selam yok mu? Yok, kalmadı. Dur dur dur. Dur, yardım edeyim sana. Bırak bana şunu. Ya bırak. Gören de iyi bir insansın sanacak. Ya bırak diyorum şunu. Ağır görmüyor musun? İnciteceksin şimdi bir yerini, ver. Ya bırak. Seni de istemiyorum, yardımını da istemiyorum. Zaten gideceksin buradan. Son günlerin tadını çıkar. Allah aşkına, sen mi göndereceksin beni? He, ben göndereceğim. Bırak inadı. Benimle iyi anlaşmaya bak. Bundan sonra hep yüz yüze bakacağız. Hep canım komşum benim. Ölürüm daha iyi. Hayır ya. Merhaba Yavuz Bey. Hay Allah, siz bırakın lütfen. Ben hallederim onu. Hayır, sen de bırak. Ben aldım. He, ben de diyordum zaten, koskoca iş insanı Yavuz Bey'in masayla ne işi olur? He. Aynen öyle. Aman aman, belini inciteceksin ya. Yok yok, sorun değil. Vallahi çok ağır ha. Sen ne zaman geldin görmedim. Demin geldim ya. Arif Bey'e bazı belgeler vardı da onları imzalatmam lazımdı. Tam çıkıyordum işte. Hadi, burası hadi. İyi mi? İyi iyi, gayet iyi. Ha. Tamam. Hayriye, saçların çok güzel olmuş. Yani bu model çok yakışmış sana. Aa, saçım mı? Saçım mı güzel olmuş? bir şey yapmadım halbuki. Kendi saçlarım. Bir şey yok, bir değişiklik yok yani. Şey yaptım, kalkülümü açtım. Şey vardı, böyle öndeydi. Çünkü kalkül pişmanlıktır yani, herkes bilir bunu. Ben de öğrenmiş oldum. Yemek koyayım mı sana, bir şeyler ye? Şunları da şey yapsana. Yok yok, maalesef benim hemen gitmem lazım. Yok, onları oraya ha. Maalesef gitmem lazım. Şirketten beni bekliyorlar ama çok teşekkür ederim teklifin için. İyi o zaman, görüşürüz. Allah sizin açıklığı versin. Görüşürüz. Geldi girdi, bu ne oldu yine ya? Sabah sabah bile kendisini görmek zorunda kalıyor. İnsan bütün pozitifi buluyor. Hayriye çok üzüldü. Yani aslında sizin onun için hapse girdiğinizi bilse, o zaman belki sizin... Hayır. Hayriye ve ben diye bir şey yok. Asla da olmayacak. Söz ver bana. Hiç kimseye anlatmayacaksın. Söz. Söz veriyorum. Sırrınız benimle güvende. Ne diyorsun? Benimle misin İsmail? Süreyya Hanım,
canım. Ben işleri bitirdim. Barbeküyü çıkardım. Izgaraların hepsini tek tek sildim, kuruladım. Etleri sosa yatırdım. Yarına lokum gibi olur. Artık izin verirseniz benim bir takım işlerim var. Onları halledeceğim. Tamam tamam, git sen git. Ay Hayriye, dur. Tamam, dur şöyle doğru. Senin bugün yaptığın yemekten koydum. Yavuz Bey'e götür bunu. Adam şimdi yalnız yaşıyor. Yeni de taşındı. Yemeği yapanı falan yoktur. O yüzden iyi olur. Al bakalım. Ama yani sizin yüce gönüllülüğünüz görünsün isterim ben. Yani o yüzden siz şey yapın. Sonuçta eşinizin ortağı ya, desin ki ay ne kadar kıymetli komşularım var desin. O açıdan siz götürün yani. Kızım sen dururken ben ne alaka ya? Ama siz kendi ağzınızla dediniz. Yalnız adam dediniz. Şimdi ben de yalnızım yani. Yakışık almaz. Hay Allah'ım ya. Yavuz Bey gibi biri sana mı bakacak? Tamam şöyle yapalım. Benim gönderdiğimi söyle. Olsun bitsin. Anlaştık mı? Bir de kabı bir ara geri alabilir misin? Çünkü Arif eksildiğini fark ediyor, kızıyor sonra. Durma. Sağ ol tatlım. Yani sınavın hayırlı olsun Hayriye. Aslında bu yemeğin içine zehir koymak vardı ama temiz çözüm. Neyse, ellerimle yaptım. Zehir zıkkım olsun derim, o da olur. Ana, açık mı bu kapı? İyi Allah açık. Almış da almış. Sanki çok yemek yapar. Ana, o tabaklar oraya mı konur ya? Her yeri toz olacak ya. Kadın eli değmediği belli. Ne yapıyorum ben ya? Ne arıyorsun? Yardım lazım mı? Şimdi de hırsızlığa mı başladın Hayriye? Hı? Ne hırsızlığı be? Ne diyorsun sen? Düzgün konuş. Kapımı çalmadan evime girmişsin. Ne yapıyordun? Böcek mi ilaçlıyordun? Çaldık herhalde kapını. Kapın çalmadı. Yani kimse duymadı. Baktım burası aralıktı. Süheyla Hanım yemek yolladı. Sana onu getirdim. Bırakıp gitseydin. Ne karıştırıyorsun ortalığı? Karıştırmadım. Tabağı koyarken, geçerken gördüm resmi. Allah Allah ya. Afiyet olsun. Bir hırsızlığımız kalmıştı, söylenmedik. Niye saklıyorsun sen bu fotoğrafı hala? Yok, saklamıyorum ya. Öyle eşyaların arasında kalmış. Ben onun farkında bile değilim. Öyle mi? Unutmuşum. O zaman durmasın burada ya. Boşu boşuna. Bir sürü eşya var zaten. İşe yaramayan bir şey bu. Nerede? Burada. Dursun ait olduğu yerde. Çöpte. Çok yerleşme ha. Öyle boylu boyunca. Çünkü göndereceğim seni buradan. Benim buradan gitmeye niyetim yok. Alış bence, alış. Birbirimizin külüne muhtaç olacağız daha. Anam İsot. Sen ne yapıyorsun burada hala ya? Hadi Naş, bumerang gibisin ha. Atıyoruz atıyoruz geri dönüyorsun, yürü. Sen de bozuk kapı zili gibisin Hayriye, vır vır vır. Bugün de herkesin bana karşı bir kırıcılığı tutmuş.
Neyse yürü, ablam herkese seni kovduğunu söyledi. Görmesin kimse seni, rezil oluruz. Yürü. Hayriye, ben burada Yavuz Bey'in yanında çalışıyorum artık. Tamam, şakanı da yaptın, hadi hadi. Şaka lan. Değil Hayriye. Gerçekten Yavuz Bey işe aldı beni. Ne diyorsun sen İsmail ya? Bu adamın bana yaptığı onca şeyden sonra, senin bu kardeşine yaptıklarından sonra, bir de sen buna şahitsin. Sen bu adamla mı çalışmaya başladın? Ne yapayım Hayriye? Ekmek parası çalışmak zorundayım. Ayrıca sen biraz önce bana İsmail mi dedin, ben mi yanlış duydum? İsot'a ne oldu? İsot para uğruna kardeşini ve onurunu sattı. O oldu. Bir laf vardır, bilir misin? Simit sat, onurlu yaşa diye. Ha? Simit sat, onurlu yaşa İsmail. Yazıklar olsun. Yavuz Bey. Konuşsanız. Bilse Hayriye. Bilmeyecek. Sen de bana bir söz verdin. Unutma. Şimdilik bilmeyecek. Senin bir ihtiyacın var mı? Boşlarını alayım mı? Bırak bırak ya, onları ben hallederim. Sen hiçbir şey yemedin zaten. Gel şu köfteyi al. Ay şimdi görev başındayım ya, yiyemem. Ye ya, ne olacak? Bak hem arkandan ağlar sonra ha. Bu kısmetin artık senin, yiyeceksin. Şimdi sıcak dur, dilim yanar ha. Bak yaz. Şimdi yakmaz. Hey Allah. Afiyet olsun. Sağ olasın. Zaten görmüyor musun, herkesin keyfi yerinde ya. Senin lokmanı mı sayacaklar? Anam ne kadar güzel olmuş bu. Vallahi bayıldım. Oy tam sevdiğim gibi ha. Böyle dışı çıtır çıtır, içi sulu sulu, ellerine sağlık. Sen de İsmet Çakısı gibi adamsın ha. Vallahi bak. Evde yardımcı, arabada şoför, mangalda aşçı, her işe yararsın gibisinden. Yani Arif Bey'in şirketinde çalıştığımı da ben ekleyeyim tabii. Ha, ekle ekle. Aa, bir takım köftörler, köftörlükler peşinde. Geliyorum ben. Tamam, görüşürüz. İsmail. İsmail mi? Hala mı öfken geçmedi bana? Yok. Ben seni affetmek için bir formül buldum aslında. Eğer dediklerimi yaparsan seninle bir ateşkes imzalayabilirim. Hmm, dinliyorum. Bu sevimsiz niye gelmiş? Neyin peşinde? Ve her şeyden önemlisi, hapisten nasıl çıkmış? Bana bu bilgileri getirirsen seninle barışırım. Ha, sen köstebek ol diyorsun bana. Köstebek de çok sevimli bir hayvan ama. Beni böyle aydınlatırsan köstebek köstebek gayet iyi geçeriz yani. Böyle bir şey yapamam Hayriye. Yapabilirsin İsmail. Söyleyemem dedim ya, olmaz. Sen biliyorsun da bir de bana söylemiyorsun ha. Sana isot dememi istemez misin eski günlerdeki gibi? Yapamam. Hain isot. Bütün isotların içinde en acı olanı sensin. En haini. Bundan sonra benim için artık koskoca bir İsmail'sin. Ne oluyor İsmail? Hiç Yavuz Bey. Ben de eve geçiyordum. Görüşürüz. Sen... Sen neden herkese benimle alakalı konuşuyorsun sürekli? Ne oluyor Hayriye? Millete beni mi anlatıyorsun? Yavuz kimdir? Hı? Yok. Şş. Dün Arif de söyledi. Abuk sabuk şeyler anlatıyormuşsun. Demin kadınlara da bir şeyler ötmüşsün. Biz nasıl durduracağız seni? Yok. Hayriye. Ne oluyor? Bak böyle devam edersen beni unutamadığını düşüneceğim. Ha? Kim, ben mi? Ben seni çoktan unuttum be. Öyle mi? Buradan öyle görünmüyor. Hı. Göz doktoruna git o zaman. Çünkü çok unuttum seni yani. Epey unuttum. Öyle böyle unutmadım seni. Hı. İnsanlarla konuşuyorum şeyden yani. Seni unutamadığımdan, etkilendiğimden falan değil. Kinimden, nefretimden konuşuyorum illallah. Unuttum yani çok. Hı. Hatta yani... Bir sevdiğim bile var. Hı? Ne? Öyle işte. Aşk sağanak gibi bir anda geliveriyor.
Kalbin ne kadar kırık olursa olsun yavaş yavaş iyileşiyor. Tekrar atmaya başlıyor. Ben gideyim işime bakayım. Bir eksik falan vardır. Malum bensiz yapamayan insanlar da var hala bu hayatta. Komşu komşu. Selam. Ana selam. Sevdiğin mi arıyor? Ne? Sevdiğin mi diyorum? O mu arıyor? Ararım ben onu sonra tekrar geri. Peki kim bu sevdiğin? Sana ne? Neden bu kadar ilgini çekiyor bu? Seni düşünüyorum. Şimdi gidip yanlış bir adam seçersin, üzülürsün. Ben o konuda sıramımı savdım ya. Senin daha yanlışını bulamam yani. Sen ne yaptın ben jübilemi? Daha yanlışı yok yani, sen bir tanesin. Rahat et yani. Hatta sana bir haberim var. Bir konuda daha rahat edebilirsin. Bundan sonra birbirimizi görmeyeceğiz, gidiyoruz biz. Böyle burun buruna gelmeyeceğiz yani. Nasıl ya, bir dakika. Niye gidiyorsunuz? Sitedekiler imza toplamışlar. Ev sahibi de ablamı evden atacak. İtiraz da edemeyiz. Yani itiraz edersek kim olduğumuz ortaya çıkar falan. Boyamız çıkar. Çok da başarılı gidiyordu plan ya. Çok iyi gidiyordu vallahi. Çok kötü oldu bu. Neyse ama. Yine haberlerimizle senin gününü güzelleştirdik ha? Benlik bir şey yok Hayriye. Sizin verdiniz. Doğru. Senlik bir şey yok. Hayriye, niye dikiliyorsun? Daha dişin başına. Nerede dikiliyorum? Tabii, gidiyorum zaten. Günaydın ortak. Günaydın Arif'im. Nereye, şirkete mi? He. Gel beraber gidelim. Senden çok yakmasın. Sen seversin tasarruf falan. Hadi. Hay aklınla bin yaşa. Senlik bir şey yok diyor ya. Ben dedim sanki senlik bir şey var. Günaydın. Günaydın. Hayriye, bu ne acele ya? Bir selam sabah yok mu? Bir Süheyla Hanım nasılsınız falan? Hı? Selam sabah Süheyla Hanım nasılsınız? Biraz acelem var malum. Songül Hanım gideceği için. Dolayısıyla ben de gideceğim yani. İşleri bitireyim de her an ne zaman gideceğimiz belli olmaz çünkü. Songül öğrendi demek. Öğrendi. Ve yani en çok neye şaşırdı biliyor musunuz? Çok üzüldü, içerledi. Sizin de imza vermiş olmanıza. Benim başka çarem mi vardı? Sonuçta burası da benim çevrem. Yani kolay da değil yani onlara karşı gelmek. Uyum sağlamak zorundaydım. Öyledir tabii, öyledir. Ama bu durumda sektördeki en yetenekli, en ucuz, en hijyen neferi olan insana, yani bana da yol göründü. Sen de gideceksin tabii. Gideceğim. Şöyle mi yapsa acaba Songül? Hani bir ev sahibiyle falan konuşsa? Hı? Balacın gibisiniz Süheyla Hanım. Şeytanın aklına gelmez abi bu. Ama Songül Hanım da sizin gibi düşündü herhalde. Düşünce yapılarınız aynı. O da aradı. Ulaşamadı maalesef. Ulaşamadı. Onun ev sahibi İbrahim Bey bizim sitenin tenis kortunda takılır genelde. Yani oynamasa bile mutlaka oraya gider. Oynamasa da takılıyor. Evet. Acaba diyorum hani oraya mı gitse Songül? Mesela şu anda bu saatlerde oradadır. Böyle yüz yüze iletişim kursa, bir derdini anlatsa. Mesela. 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 Dur, dur. Yalnız anne, araba çok iyiymiş ha. Ya koltuk masaj bile yapıyor. Oğlum, oğlum. Araba kiralık biliyorsun değil mi?
geri vereceğiz. Anladık anne, tamam. Hiçbir şey bizim değil, anladık. İyi hadi gidelim. Dur ya. Sen nereye? Ben gideceğim, bulacağım ev sahibini. Hemen hızlıca konuşacağım, geri geleceğim. Sen burada bekle. Birininle falan konuşursan da sakın renk verme ha. Tamam mı? Yok ya, ne konuşacağım ben bunlarla. Hadi. İyi tamam, hadi sen git. Tamam, hadi. Çekişmeli geçiyor maça. Kim kazanır sizce? Songül Hanım. Merhaba. Müsait misiniz? Tabii buyurun buyurun. Ne kadar güzel bir yer burası. Seviyorum buraya gelmeyi. Kafamı rahatlatıyor. Siz oynamaya mı geldiniz? Ay yok yok. Ben sizinle konuşmaya geldim. Hani aradım, telefonlarıma da çıkmayınca. Evet. Aslında biraz da ne diyeceğimi bilemediğimden açmadım. Ama madem buraya kadar gelmişsiniz, konuşalım. Şimdi bak İbrahim Bey, ben komşularıyla gayet iyi geçinen ve kendi halinde yaşayan bir kadın. O yüzden sizden rica ediyorum, kararınızı tekrar bir gözden geçirseniz. Bakın Songül Hanım, siz çok yanlış birini karşınıza almışsınız. Meyra'nın babası benim çok yakın arkadaşım. Yani sitedekilerin de onayı varken benim başka bir şey yapmam imkansız. Evet ama şimdi bakın. Maçın kazananı belli Songül Hanım. Bakın birbirimizi boşuna yormayalım. Bir an evvel evi boşaltın ya da ben yasal işlemleri başlatayım. Yok yok. Yok yasal işlem falan başlatmayın. Tamam biz evi boşaltırız. İyi günler. İyi günler. Pardon. İbrahim Bey. Bizim seninle bir konuşmamız lazım. Selam. Ana selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Hah Meyra'cığım biz de çok merak ettik. Ne oldu, konuştun mu İbrahim Bey'le? Konuştum şekerim. Ve herkesin ikinci bir şans hak ettiğini söyledim. İbrahim Beyciğim, nasılsınız? Kulüpte misiniz? Birazdan yanınıza geliyorum da. Evet, evet, kulüpteyim. Sizinle bir şey konuşacaktım Meyra Hanım. Şartlar değişti. Yönetimle de konuştum. Kimseye somut bir zararı dokunmamış Songül Hanım'ın. Dolayısıyla tahliye işlemleri başlatmaktan vazgeçtim. Çıkarmayacağım Songül Hanım'ı yatan. Bunu bildirmek için aramıştım sizi. İyi günler. Yani dedim ki biz bu sitede neler yaşadık neler. Mesela sen Demet'ciğim geçenki partide içtin içtin havuza düştün. Ve biz buna güldük geçtik. E tatlım senin kocan sekreteriyle kaçtı. 3 ay sonra da tıpış tıpış geldi. Hepimiz hiçbir şey olmamış gibi davrandık. Demek ki olabiliyormuş. Yani açıkçası benim vicdanım bunu yapmaya hiç el vermedi. Vazgeçtim, yapamadım. Çok sevindim Meyra. Sana da bu yakışırdı arkadaşım. Evet aslında iyi olmuş. Değil mi? Düşününce hak verdim ben de. Ya. Meyra ne oldu? Adam nasıl mı geçti? Evet fikrini değiştirmiş. Peki neden? Hiç bilmiyorum şöyle hiç. Allah Allah. Canım bir bakar mısın? Bir yeşil çay alabilir miyim? Tabii. Of. Yalnızca çektiğiniz of evi yıkmaya yetmez. Onlar ne ki kız? Çikolata. Böyle misafir gelince ikram ederiz, ortaya koyarız diye almıştık ya. Madem artık gideceğiz, ben de biz yiyelim dedim.
İyi ettim vallahi. Bir tane film izlemiştim, orada diyordu. Hayat bir kutu çikolataya benzer. İçinden ne çıkacağı belli olmaz. Bizim de işte evden çıkmamız çıktı içinden. Nasıl bağladım ama. Abla bir tane ye. Serotonin salgılar. Serotonin. Ya serotonin. Al, mutluluk hormonu. İstemiyorum ya. Yalnız yanarım, yanarım. Şu havuza bir kere bile giremeden gidiyoruz ya, ona yanarım. Oh. Ya ayaklarımızı bile sokamadık ya. He vallahi. Gelecekteki halim gelse bana dese ki, Hayriye bir tane evin olacak, bahçesinde de havuzun olacak ama giremeyeceksin. Derdim ki kız gel, komedyen olarak yarın gel başla. İlkan nerede bu arada? E abla nerede vallahi Keten Reis? Ev sahibinle görüştükten sonra ilk Gül'ün yanına bir gideceğim dedi. Ha. Sonra da babaannemde kalacağım dedi. Oy Gül'üm benim. Ya giderken şu havuzu da yanımızda götüremiyor muyuz ya? Ha götür götür. Konduya koyarız arka bahçeye havuzu. Ha Asiye ablaları da çağırırız. Ondan sonra kısırları döke döke kokteyl partisi yaparız havuzda. Ana sinirden gülüyorum ha. Yarabbim ya. Ay kurban olurum ya vallahi. Gülüyoruz ağlanacak halimize anındayız ha. Aa. İbrahim Bey arıyor, dur ev sahibi. Kız aç, ne diyecek geçiden, ne diyecekse. Efendim? Merhaba İbrahim Bey. Nasıl? Öyle mi? Estağfurullah, estağfurullah. Tabii sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Kız bana bak, çikolatanın içinde bir şey mi vardı? Abla, adam bizi evden atıyor. Sen teşekkür şov yaptın. Bir de çiçek yolla istersen. Yok dedi, vazgeçtim dedi. Çıkmanıza gerek yok evden dedi. Nasıl yani? Ay vallahi düşündüm, taşındım dedi. Fikrimi değiştirdim dedi. Özür dilerim dedi. Affedin dedi. Affedin dedi. Evet. Ay ne oldu bu adama ya? Kafasına taş mı düştüm? Allah'ım, gündüz konuştuğum adamla şimdi konuştuğum adam arasında dünya kadar fark var. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Ben anladım galiba. Nereye Hayriye? Geliyorum abla. Ay ay, ablana haber verelim. Ablana da haber verelim. Ablana. Ne yapıyorsun Hayriye? Akşamın bir vakti dandandan kapında alacaklı gibi. Hayrola, niye geldin? Sen yaptın değil mi? Ben yine neyi yaptım ya? Ev sahibini aradın. Artık tehdit mi ettin, şantaj mı yaptın, ne yaptın? Adam fikrinden vazgeçti, demin aradı kalın diyor. Ben... Niye böyle bir şey yapayım ki? Niye arayayım tanımadığım, etmediğim adamı? Bize yardım etmek için. Hmm. Ben öyle bir şey yapmadım ama. Yani sen olaylara vakıf olduktan sonra ev sahibinin fikrini değiştirmesi, geri adım atması, özür dilemesi falan, bunların hepsi tesadüf ha? Öyle. Ne diyeyim Hayriye, tesadüf. Ne bakıyorsun? Ne gülüyorsun lan? Bak Hayriye. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemezdim. Ama benim bu mevzuyla bir alakam yok. Belli ki başka bir şey olmuş. İnanmıyorum sana. Niye? Ne oluyor? Çünkü... Yok bir şey hayatım. Bizim Arif'in yanında çalışan... Hizmetçi gelmiş. Bir şeyler soruyordu. Öyle mi? Ne oldu? Konu ne? Konu ne? Yanlış oldu. Yani yanlış için şey yaptım. Kusura bakmayın. Gideyim ben. Geç içeri geliyorum ben. Bye.
Ben yemekleri koymuştum ama. Geleceğim birazdan hayatım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir şey anlatıyordun. Yanlış anlamışım ben her şeyi. Yani öyle olunca ev sahibi ben de sen şey yapınca şey yaptım. Oldu, tutmayayım ben seni daha. Efendim İkran. Karakoldayım ben. Ne? Nasıl? Ha, annemi aramadım panik yapmasın diye. O yüzden seni aradım. Ne yaptın oğlum paniklik sen? Ne oldu, neredesin söyle? Beykoz'dayım ya. Tamam tamam, geliyorum ben. Ne oluyor Ayriye? Bir şey mi oldu? Ya İkran karakolluk olmuş. Anneme haber verme diyor, panik olmasın diyor. Bana gel diyor da yani ben... Şimdi ablama da ben... Sen bilirsin aslında ya. Yani karakola gittiğin zaman birinci derecede akraba olmadan da göstertiyorlar mı sana? Gösteriyorlar. Bekle, benim arabamla giderim. Yok yok, ben taksi çağırırım. İtiraz yok Hayriye. Bu saatte taksi bulamazsın. İsmail yok, ben bırakacağım seni. Ben bulurum, bir duraktan sana kalmadık. Ha Sedef, benim bir işim çıktı. Sen ye abicim, ben gelince yiyeceğim, tamam? Yok, beklerim abi seni. Kötü bir şey mi var? Telaşlanma abicim, kötü bir şey yok. Geleceğim, hadi ye sen. Ablama haber vermeden olmaz ki, ablam beni parçala. Yürü abi, yürü. Ya ben giderdim. Senin kuru inadına. Allah'ım yarabbim. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim ya. Bak geldi daha bismillah adımını attık, karakoldayız yani. Ablamla bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Ya bir panik yapma. Bakalım hasar tespit raporunda ne yazıyor, ne var, ne kadar hasarımız var, ona göre yani. Zaten İkhan beni aradı, sen panik olma diye. O yüzden öncelikle sen bir panik... Hayriye, oyalama kadını ki vakit kaybetmeyelim. Geri şurası. Tamam hadi. Hadi. Bak bak, alışık ya buralara. Hemen gösteriyor kapıyı. Daha şey, tamam. Allah razı olsun, bıraktın. Bundan sonrasını biz hallederiz. Gerek yok. Sen gelme. İşine bak. İyi. Ben bekliyorum burada. Sen İkkan Yıldırım. Ben annesiyim. Buraya getirmişler. Nerede? Hanımefendi sakin olun. Bakıyorum. Sakin ol abla. Sağdaki koridora girin. Solda. Sağdaki koridor solda. Sağdaki koridor solda. Annesi misin? Maalesef. Ne yaptın gene? Gelir gelmez bismillah. Mahallede kavga çıkartmış. Gençler de şikayetçi bundan. Çok fena hırpalamış çocukları. Ben seni bir hırpalayacağım eve gidince. Göreceksin sen. Eğer gençler şikayetlerini geri almazlarsa yasa dışından başlatacağım hakkında. Ha, başlatmayın, başlatmayın. Komiser Bey kurban olayım, başlatmayın ya. Bugün zaten yeterince fire verdik. İkhan gördüğünüz gibi büyük, yani şey bir çocuk, iri bir çocuk, kolu uzun. Belki böyle kolunu uzattı, çocuklardan biri geldi çarptı ha? Sen ne anlatıyorsun ya? Çocukların birinin burnunu kırmış, diğerler de yara bere içinde ya. Ah ya. Yuh İkhan, yuh. Freni patlamış kamyon gibisin ya. Şöyle yapalım o zaman komiser bey. İkhan diğer arkadaşlardan özür dilesin, öpüşüp barışsınlar ha? Olur. Tamam, dile özrünü, gidelim. Özür falan dilemem ben. Ne demek özür falan dilemem? Oğlum dileyeceksin. Seni eşek gibi dileyeceksin özrü. Ağzına kuzu kaymışsın çocukların. Oğlum ben iki dakika sana sırtımı dönemeyecek miyim ya? Ya gelir gelmez ne yapıyorsun sen? Benim nelerle uğraştığımı görüyorsun. Sen benim düşmanım mısın çocuğum? Ya dilemiyorum ya. Neler söylediler Ekgül'e, senin haberin var mı anne? Yok arabayı adam almıştır. Yok İkgül iyi yere tezgah açmış. Oradan mı bu paralar? Ne yapsaydım anne? Kardeşime bunlar söylenirken ben susup otursa mıydım? Gördüm ya ben bugün İkgül'ü. Bak. İçim parçalandı anne benim oradan öyle görünce. Hani ben kendimi görsem şaşırmazdım ha. Ama benim kardeşim hiç oraya yakışmıyor anne. Benim kardeşim pırlanta gibi bir kızdır. Tamam annem, tamam. Yapma. Çıkaracağız kardeş. Uğraşıyoruz bak, çıkaracağız. Sen üzülme. Anne kusura bakma ama ben onlardan özür falan dilemem. Gerekirse neyse çekerim cezamı. Ama kardeşime o lafları edenlerden ben özür falan dilemeyeceğim. İşlemi başlatıyorum o zaman. Yo 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 yo. Hani ol bir konuşsunlar. Bakın zaten duygusal bir tarafa doğru geçtiler. Safet Bey vardı burada komiser. O nerede, yok mu?
Dediğim gibi yani İlkan'ın nadiren haklı olduğu bir an yaşıyoruz. Valla biz de gururluyuz. Ama duydunuz ağır terlik var. Bu çocuk delikanlı. Kaşımışlar yani altını. Anlatabiliyor muyum? Yani bakın zaten kendisi de mağdur, gömleği yırtılmış. He? Ya ki bu çok pahalı bir gömlek. Yani insanın keşke tendonlarım yırtılsaydı da Allah'ım gömleğim yırtılmasaydı diyesi geliyor. Yani öyle bir gömlek. Terlik var. Yapabileceğimiz bir şey yok. Gelin şöyle yapalım. Kimse kimseden özür dilemesin. Bu konuyu kapatalım. Gömleğin parasını da almıyoruz. Olur mu öyle şey ya? Ya gidecek özür dileyecek ya da işlemleri başlatıyorum. Sizinle uğraşamam artık. İşlemi başlatıyorum diyor abla. Duydum Hayri. Zaten asıl onların benden özür dilemesi lazım. Bu da el arttırıyor abla, ne yapacağız? Bilmiyorum Hayri. Amirim, size söyleyecekleri varmış. Oy. Konuşun. Ay, ay, ay. Biz şikayetimizi geri almak istiyoruz. İlkan'dan da özür dileriz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abla. Ben bir dakikaya geliyorum, olur mu? Merak etme. Tekrardan iyi akşamlar. Bir şey soracaktım da. Buyur. Ne hikmetse senin vakıf olduğun bütün vukuatlardaki insanların fikri bir şekilde değişiyor. Çok enteresan değil mi? Anlatıyorsun Hayriye. Bir şey mi iman ediyorsun? Çocukları diyorum. Bir anda ifadelerini değiştirdiler. İlk kandan özür dileyecek kadar değiştiler yani. Çok ilginç. Vallahi gördün, ben odanın dışındaydım. Öyle öyle. Hayat. Neyse seni de tutmayayım. Yemeğiniz soğumuştur. Isıtırız. Yemeğimizi, sıkıntı yok. Isıtırsın, ısıtırsın. Ben de sevgilim merak etmiştir. Gideyim arayayım, çok maceralı bir gün oldu. Çok düşkün bana, merak ediyor. Sabahtan beri arıyor, sessizde kalmış. Titreşimde tir tir titredi yani. Sevgilim mi? Sevdiğim var demiştin daha önce. Şimdi sevgilin mi oldu? Öyle oldu. Öyle oldu. Hisler karşılaştı, karşılıklı oldu. Sevgili olundu. Hı. Anladım. Anlarsın. Neyse, ben daha fazla saçmalamayayım, gideyim. Aşk işte, insanın başına şey oluyor, vuruyor. Oldu öyle. İyi akşamlar. Bitsin ya. Allah'ım sen bana yardım et, ben daha ne kadar ileri gideceğim ya. Böyle gidersem yakında evlendim ben diyeceğim. Yani o kadar üzgünüm ki. Başıma gelen bu elim olayın travmasını hala atlatamamış acılı bir eş olarak bu sorulara tekrar yanıt vermek gerçekten çok 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 üzücü. Soru neydi acaba? Eşinizle nasıl bir evliliğiniz vardı? Mükemmel. Yani inanın film tadında. Bakın bizim Hakan'la aramızda 3 es kuralı vardı. Nedir bunlar? Sevgi, saygı ve sadakat. Yani biz hala deliler gibi aşıktık birbirimize. Hiç mi tartışmadınız yani? Tartışırlardı tabii ama her evlilikte olduğu kadar. Sonuçta kusursuz evlilik yoktur. Var diyen de yalan söyler. Jülide Hanım öyle söyledi ama. Bunlar pembe yalanlar. Hepimiz inanmak isteriz bu yalanlara. Değil mi ama? Burası biraz sıcak oldu. Havasız sanki. Ay sizin bu klimalar çalışmıyor mu? Peki Hakan Bey'le aranız nasıldı? Bir sorun yaşadınız mı hiç? Ben mi? Benim nasıl bir sorunum olabilir ki Hakan'la? Jülde'nin kocası diye görüşüyorduk ailecek. 10 numara adamdı. Ya hatta cimrilik yapmayacağım. 11 numaraydı, 11 numara. Ya adam gibi adam derler ya. Yani çok iyi anlaşırdık biz rahmetliyle.
İşle alakalı aranızda sürtüşme olmuş ama. Yani ufak bir sürtüşme diyelim. Beraber iş yapınca ister istemez bunlar oluyor. Ticaret hayatında önemsiz şeyler bunlar. Yani kazanmayı bildiğin gibi kaybetmeyi de bileceksin. Her şey para demek değil bu hayatta. Ya önemli olan insanlık. Doğru mu? Yanlış. Yanlışınız var. Hakan da benim arama para asla giremezdi. Peki Hakan Bey'le aranızda sorun yaratacak başka bir konu olmuş muydu? Çok özlemiştim seni. Ben de seni çok özledim. Hem de çok. Hiç. Hiç olmadı. Nasıl geçti? Çok iyiydi. Sakinleştireceğim herhalde ondan bayağı. Tahmin ettiğimden iyi geçti. Bir şey söyleyeyim mi kızlar? Kurtulduk ve bitmiş. Aynen öyle. Gülen iyi gülermiş ya. Beklenmedik yerden geldi sınav değil mi? Bunu yiyor. Ya şunlara bakın nasıl korktular ya. Vallahi korkudan atlarına edecekler ha. Korku iyidir. Korku hata yaptırır. Şimdi onlar hata yapacak. Bizim gözlerimiz iyice üzerlerinde olacak. Şu andan itibaren başlatalım mesaiyi değil mi? Daha dikkatli olalım bundan sonra. Nereden çıktı bu kasa? Bilmiyorum Jülide. Nasıl ulaşmışlar buna? Bizi bileyim lan. Polis. Allah kahretsin. Yürüyün hadi yürüyün. Yavuz Bey, beklediğiniz hanımefendi geldi. Gel konuşalım. Verdim ifademi. Güzel. Doğrusunu yaptın. Ama siz de sözünüzde duracaksınız değil mi? Bakın, ben beni koruyacağınıza inanıyorum. Yani eğer siz olmasaydınız cesaret edemezdim. Merak etme. Kılına bile zarar gelmeyecek. Alo. Nereden çıktı şimdi kısa? Nasıl buldular ya? Cehennemin dibinden. Yani zaten adliyede görünce gözlerime inanamadım. Peki ya konuştuysa bu kız? Ha? Ya anlattıysa teker teker o gece olanları? Ya başka neden gidecek adliyeye? Tabii ki konuştu, kesin konuştu. O kızla ben ayrıca ilgileneceğim. Ama ondan önce yapmamız gereken başka bir şey var. Ne yapacağız? Elimizde ne varsa her şeyi yok edeceğiz. Anladım. Hemen buluşup halledelim. Bir an önce kurtulalım. Tamam. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Hadi bir an önce halledelim de dönelim. Tamam.
Kızlar, bence tamam. Kurtulduk hepsinden. Bitti bu iş. Gidelim. Hadi. Hadi, tamam. Ne saklıyorsunuz siz? Ne yaptınız burada? Açmıyor. Allah Allah. Hayri'yi açardı telefonunu. Acaba sessize mi aldı? Bilmiyorum ki. Belki de. Hani yani haber verirdi. Ay. Süheyla'yı arayacağım ben. Paçım buyurun. Sağ ol kızım. Yahu çayın altını kapatsaydın boşuna yanmasın, yazık. Kapattım. Hı. Alo Songül'cüğüm. Ha Süheyla, merhaba, iyi akşamlar canım. Nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? İyiyim, ben de iyiyim. Hayriye'yi aradım da duymadı telefonu herhalde, sessizdeydi. İşi uzadı sende sanırım. Yok, işi falan uzamadı. Hayriye burada değil ki. Ya ben yürüyüşe çıkmıştım, herhalde o arada çıkmıştır. Öyle mi? Çıkmış mı? Ha, buraya da gelmedi. Ne zaman çıkmış? Bilmiyorum ki. Evdekilere bir sorayım ben. Arif. Hı. Hayriye ne zaman çıktı? Ya ben nereden bileyim kaçta çıktı? Ben hizmetçiyi mi takip ediyorum Süheyla ya? 2 saat kadar oldu. 2 saat kadar olmuş. Şöyle söyleyeyim. 2 saat mi? Tamam canım. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. 2 saat olmuş çıkalı ya. Orada da değilsin. Nerede ki Hayriye? Yani normalde rahat olun, sakin olun falan derim ama... Ya şimdi ben de bir işkillendim. Hayatta o bana böyle bir haber vermeden falan ortadan yok olmaz o yani. Ben biliyorum. Ya tamam sakin olun. Gitmiştir bir yere, şimdi çıkar gelir. Var var, bu işte bir terslik var. Ben bir Yavuz'a gideyim bakayım, tamam mı? Siz de siteye bakın, dolaşın. Etraflıca şöyle bir. Hadi gel. Telefon. Allah telefon. Allah. Hayriye abla! Allah. Hayriye! Nereye gitti ya? Allah. Abla araba geliyor. Dikkat et. Kalk, kalk. Hayriye! Hayriye abla! Koş koş. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Ay. Aa, Songül Hanım. Esma Bey, iyi akşamlar. Hayriye burada mı? Yok değil. Hay Allah, nerede bu kız ya? 2 saattir ortada yok, eve gelmedi. Telefonunu arıyorum, açmadı. Meraktan öldüm yani. Hani belki buradadır diye şey yaptım ben, bir şey olmuştur da hani. Yok yok, burada değil. Ne oluyor Songül? Hayriye yok da. Nasıl yok? Yok yani 2 saattir yok, bilmiyorum. Siz görmediniz mi işten falan buradan çıkarken? Yok görmedim. Görmedim.
Ve ben ne yapayım, ben polise mi haber vereyim ha? Şimdi Songül Hanım iki saattir kayıp dersek pek ciddiye alacaklarını sanmıyorum. Ne yapayım o zaman? En son nerede görünmüş peki? Şule görmüş evden çıkarken. Ama bir yere falan gidecek olsa beni mutlaka arardı. Evet, haklısınız. Açmıyor. Abla, ne oldu? Baktınız mı her yere? Valla baktık, hiçbir yerde yok. Allah Allah. Allah'ım anne. Ya. Anne. Ha oğlum. Güvenlikle konuştum, siteden de çıkmamış. Polisi mi arasak? Ben arayayım bari. Ya Songül Hanım ne olur abartmayın. Ya bir eşine, dostuna, akrabasına gitmiştir. Koskoca kadın ne olacak? Yok Arif Bey, o bana haber vermeden bir yere gitmez yani. Ne oluyor ya? Ay Süheyla Hanım, evinde çalışan kadın kaybolmuş da onu arıyorlar şekerim. Ay hava bayağı serinledi, ben artık üşüdüm. Evet. Üşüdün mü? Al hayatım sen bunu ya. Sen üşüme bir tanem. Mersi. Yani hiçbir şey söylemedi sana değil mi? Gerçekten bilmiyorum yani, hiçbir şey söylemedi Songül. Bence panik yapmayın. Bunlar böyledir. Kaytarıverirler yani. Bir yerden çıkar kesin ya. Evet, ben hiçbir şey olduğunu zannetmiyorum. Hem bunca insan işimiz gücümüz yokmuş gibi yani, bir hizmetçi parçasını mı arayacağız Allah aşkına? Aynen. O da bir insan yani sonuçta Meyra. Bir de bu sitede yakın zamanda biri öldürüldü ya, hani onu düşününce de insan biraz endişeleniyor yani. Canım o olayın faili hapiste. Yani tedirgin olmanı gerektirecek hiçbir şey yok. Bence artık evlere dağılın. Hadi. Songül Hanım. Ne oldu? Evet. Var mı bir haber? Açlık alanı arıyorlar. Hayri! 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 Nerede bu kız ya? Hayri! İsmail, şu taraflara da baksana. Hayri! 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 İsmail! Hayri! 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 Bana bak, bak bana. İyi misin? İyi misin? Ben buraya geldim, onları takip ettim. Onlar burada ateş yanıyordu. Resim vardı. Resim mi? Ne resmi? Hadi ateş yaktılar, resim vardı burada. Hayır ya, burada ateş de yok, resim de yok. İyi misin sen? Ha? Vardı, elimdeydi. Elimdeydi resim. Sonra biri geldi. Bana arkadan vurdu. Kafam... kafam. İsmail, arabaya koş, kapıyı aç. Hadi hastaneye gidiyoruz. Çabuk. Hadi. Hadi İsmail, hadi. Çabuk hastaneye, çabuk. Hayriye. Hayriye. Medine kardeşim, tamam ya. Dondu kafam. İyiyim ben. Doktor koy dediyse sen... Koy yine de Medine. Sana ne oluyor ya? Sen niye benim buzuma varana kadar karışıyorsun? Seni ben getirdim mi yani? Neyse, bir şey değil. Bu her şey karışma etkisi mi veriyor sana? Tamam sağ ol, sağ ol, git ötede sağ ol. Ya diyorum şöyle gözlerimi kapatayım, şunun sıfatını görmeyeyim diye. Uyku da uyutmuyorsunuz bana. Doktor seni birkaç saat izlememizi istedi Hayriye. Uyumak yok. Tamam, o zaman siz gidin hadi. Hadi al Alfred'i de, gidin siz. Sevgilim bekler zaten. Yemeği falan ısıtmanız gerekir. Ben de benimkine mesaj atayım. Çok merak etti. Titretiyor yine. Kim bu sevgilim dediğin? Şey işte. Hı? O güzel kız Sedef. O benim kardeşim Hayri. Tamam, detay verme. Öyle mi? Öyle.
Sedef Hanım yurt dışına master'a gidiyor daireye. Onun için geldi kaldı abisinde. Hayriye. İyi misin? Uyumadı değil mi? Uyumadın? Uyumadım abla, uyumadım. Son aldığım haberlerden sonra daha da cin gibi oldum. Zaten Medine kafam dondu, yeter artık ha. Ya tamam, doktorla konuştum. Çok şükür tomografi temiz. Travma mravma da yok. Hay Allah'ım, birkaç saat dinlenip çıkabilirsin dedi. Oh çok şükür, Allah razı olsun hepinizden valla. Ödümü patlattın kız. Hayriye, sen sana kimin vurduğunu gördün mü? Yani herhangi bir şey hatırlıyor musun? Yani... kronolojik olarak gidersem... ben çıktım, bunları takip ediyordum işte. Sonra bunların üçüsü bir tane ateş yaktılar. Ateşte bir şeyler yaktılar, böyle kağıt mağıt, kuyut bir şeyler. Ondan sonra bunlar gitti oradan. Ben onların yerine yerleştim. Baktım ne yakmışlar diye, ateş neredeyse sönmüştü yani. Bir tane zarf buldum. Zarfın içinden de ultrason çıktı. Ondan sonra bu nedir ya falan diye bakasıya küt diye kafama yedim. Ya sen bize haber vermeden niye gidiyorsun kızım ya? Ablacığım nasıl haber verebilirdim sana? Süheyla Hanım telefonla konuşurken duydum, ondan sonra arkasından fırladım apar topar. Seni hangi ara arayayım ben? Hayriye, sen az önce ultrason resmi mi dedin? He kardeşim, ucu yanıktı ama gördüm yani, böyle bir iki aylık hamile bir kadın ultrasonuydu. Nereden biliyorsun ki? Belki başka bir şeydi. Biliyorum. Eminim. Şey abla, şey vardı, logo vardı ondan sonra üstünde. Ha, bir tane hastane logosu. Ondan sonra tarih vardı, tarih. Temmuz 14. Bana bak ya, bu meralar vurmuş olmazsın senin kafana. Ha? Yok abla, sanmıyorum yani. Ben, onlar gitti, ben ondan sonra intikal ettim oraya. Yani gittiklerinden emin oldum. Ama diyor sanki sonra dolandılar da mı yoktu? Vallahi görmedim, ben bilmiyorum. Yani bu üç kadının bizden bir şey sakladığını biliyoruz ama sakladıkları şeyin ortaya çıkmasını istemeyen biri daha var demek ki. Belki de katil odur. Akşamın bir vakti bin tane ağacın arasında bulduk onu. Nerede şimdi? Ben bir yere işaret bırakmıştım aslında ama. Öyle mi? Hani nerede? Hepsi birbirine benziyor Yavuz Bey. Buralarda bir yerde olması gerek. Hah. Hayriye'yi tam olarak burada bulduk. Niye yapmışsın? Evet, evet burasıydı. Evet Yavuz Bey, ama Hayriye etrafta ateş yanıyordu falan diyordu. Şöyle bir bakıyorum etrafa, öyle belirgin bir iz yok. Hayriye'nin kafasına kim vurduysa bütün izleri de yok etmiş. Evet. Peki biz şu anda tam olarak ne arıyoruz? Merhaba. Anam. Arif Bey seni parçalayacak. Bahçede bir sürü çiçek vardı. Ne gerek var para verdin diye kızacak sana. Yok yok, önemli değil. Arif Bey'e sormadım. Ben bu çiçekleri senin için aldım. Aa, benim için mi? Sebep? Hayriye, ben seni ilk gördüğümde hani burada mutfakta. Seni ilk gördüğümde çok etkilenmiştim senden. Çok beğenmiştim seni. Tabii senin de benden, yani bana karşı hislerin olduğunu öğrendiğimde... yani nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Sana karşı hislerim mi? Nereden geldi bu bilgi sana? İsmail abiyle konuştuk, sen ona söylemişsin. Ha. Kerim, bir karışıklık olmuş. Bir aktarım hatası gibi yani. Bir yanlışlık. Böyle
seke seke tepkimeye uğramış. Oradan bir reaksiyon gibi çıkıp sana kadar gelmiş. Aa, ne kadar güzel çiçekler ya bunlar. Oo, mis gibi kokuyor. Vallahi dünya senin gibi ince ruhlu insanların yüzüsü hürmetine dönüyor Kerim. Beğenmene çok sevindim. Ayrıca mesain bittiğinde bir şeyler içmeye gidelim mi? He? Şey, işin bittiğinde diyorum. Bir yerlere bir şeyler içmeye gidelim mi? Yani aslında... İyi, öyle yavru kedi gibi bakma ya. Gidelim, gidelim. Bu etkimeleri, tepkimeleri, reaksiyonları, sekmeleri falan hepsini konuşalım o zaman. Tamam, öyle yapalım. Tamam. Ama benim çok işim var. Ocakta yemeğim falan var yani. Tamam, anlaştık. Ben o zaman seni mesai bitiminde gelip alırım. İyi, tamam olur. Tamam, harika. Görüşürüz o zaman. Hadi. Şu Sevim sizi kıskandıracağım diye yakında elime gelin çiçeğini alacağım ha. Bak Hayriye, koca yürekli Hayriye. Efendim? Gelsene iki dakika yanıma konuşalım. Gelemem, işim var. Gel diyorum Hayriye, önemli. Hadi bekliyorum. İyi, peki. Geldim. Bu ne öz ya? Geldi mi bekledin herhalde? Ha? Ne münasebet, normal geldim düz. Öyle telefonda acele falan deyince tripten fenalaştın sandım. Bir de çiçekleri görünce üstüne onları merak ettin. Çok güzeller değil mi? Bayıldın sandım yani. Yok, hiç merak etmedim. Ayrıca hiç güzel falan da değiller. Sen böyle çiçek sevmezsin biliyorum. Öğrenecek. Öğrenecek. Bana ne ya, sizin çiçeğiniz beni ilgilendirmiyor. Bir susarsan bir şey anlatacaktım. Geç otur, şöyle göstereceğim sana, geç. Evet, dinliyorum. Telaşının sebebini. Bak şu düğmeye. Gömleğini diktirmek için mi çağırdın beni buraya? Azize de kendine uşak tut. Hatta en hainini tuttun, git ona diktir. Otur. Bu düğmeyi sabah seni bulduğum yerde buldum. Sana vuran kişi düşürmüş olabilir. Sen sabah benim vurulduğum yere mi gittin araştırmaya? Sabah mı dedim ben? Yok işte ya, kafamı bıraktın. Akşam işte, seni bulduğum zaman, gece. Ha, akşam. Neyse, ben bunun sahibini bayağı bir aradım ama bir şey çıkmadı. Belki siz de bir bakmak istersiniz. Vallahi bu çok süper olmuş ha. Hep çalışabilir. Ne diyorduk ama? Ayağını yorganına göre uzat Hayriye. Alabilir miyim? Yo. Teşekkür ederim Yavuz. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Ben bunu kızlara da bir sorayım. Bakalım buna bir. Beni de haberdar et. Hayırdır inşallah Hayriye? Ne oldu Hayriye? Abla, bu Yavuz canlısı dün akşam benim vurulduğum yerde Ar-Ge çalışması yapmış. Yani sabah dedi de bir ağzından kaçırdı. Neyse, geç bunları, Sadet'e gel. Tamam abla, doğru diyorsun. Sadet'e gelemedik, Sadet'e geliyorum. Orada bir düğme bulmuş. Şimdi attım gruba şeyini, fotoğrafını. Onu bulmamız gerekiyor. Galiba benim kafama vuran kişinin düğmesi olabilir o. Dur bir dakika, dur, hoparlörü alacağım. Bakıyorum şimdi fotoğrafa. Tamam Hayriye. Ben şimdi evdeki bütün kıyafetlere bakarım. Eksik bir düğme bulduk mu, bu işi tamam. Ben de bakacağım şimdi hangi kıyafetle eşleşiyor. Tamam, beni de haberdar edin. Tamam, çao. Siyah kaçan lacivert gibi. Tam siyah kaçan lacivert gibi. Bu posta yalaymıştı. Bu renkten değil. Bu fotoğrafımda var mıdır belki?
Aynen. Bir, iki, üç, dört. Hayriye. Ne yapıyorsun ya? Siz nasılsınız Arif Bey, Küçük Bey? Ya ben onu mu soruyorum? Kıyafetlere bakıp ne yapıyorsun? Kıyafetlerle ne yapıyorum mu diyorsunuz? He. Arif Bey, tam sizlik yeni bir bilgi yüklendi bana. Giysileri böyle yapınca ömürleri uzuyormuş. Yani senelerce giy gibisinden. Ha böyle. Ben diyeyim 20 sizden 30 yıl giyiliyormuş. Yok ya. Valla. Yani bunu şimdi alıp böyle yapınca ömrü uzuyor ha? Daha çok üst giyimde yani. Alt değil de böyle. Ha böyle. Tarık boşalt. Bütün dolabı boşalt. Aferin Hayriye. Vallahi helal olsun Hayriye. Hayriye. Böyle ha? Sana zahmet bizimkileri de yapsana. Yapacağım. Hepsini yapacağım. Peki. Böyle. Daha ama Arif Bey yavaş bence etkili olacak. Oluyor mu? Öne. Daha düğmeler görünsün bence. Böyle daha iyi. Hava içine girer ha? Tarık. Doğru yapıyorsun değil mi? Evet baba, ayrı yerinde dediği gibi. Allah muhafaza yanlış yapmayalım da oğlum. Doğru yapma. Yavaş. Valla maşallah nasıl öğrendiniz ya? Öyle. 2, 3. Valla kahverengi. Hayriye. Ne yapıyorsun ya? Hey, üstünüze çıkanlara da baktım. Yani üstünüzdekilere çıkacak onlar, ondan sonra onları da yapayım diye. Tamam Hayriye. Vallahi helal Hayriye. Aynen böyle devam. Çok güzel Tarık. Bak Hayriye'nin çok işi var. Ben sana sonra vereceğim kasadan. Tamam mı? Gel. Peki. Gel. Tamam. Devam Hayriye, devam. Böyle devam. Devam. Bu düğmeler de tam zaten rengi de uymaz ki. Bunun da düğmeleri. Tamam, son iki. Şunlara bakayım. Bunun rengi açıkmış zaten. Hadi bakayım. Evet, zaten bunun büyüklüğü de tutmuyor. Evet, çok şükür. Ben çok şükür mü dedim? Hayriye, vallahi ben düğmeli düğmesiz ne kadar kıyafet varsa öyle döktüm, saçtım, baktım. Yani kirlilere varıncaya kadar baktım, yok öyle bir düğme eksiği. Al benden de o kadar ya. Vallahi her yere baktım. Askılara, dilsiz uşaklara, canlı Tarık Bey'e, canlı Arif Bey'e hepsine baktım. Yok, vallahi bittim, mahvoldum. Keşke Jülide'nin evine bakma şansımız da olsaydı. Öyle abla öyle de yani ben bu pintilerin 3 tane eşyasına bakana kadar bütün günüm bitti yani. O Jülide'nin evi mağaza gibidir, günlerce sürer. Yani öyle tabii de ama ya illa bunlardan birinin olacak diye bir şey yok ki. Belki oradan geçen biri düşürmüştür düğmesini. Olamaz mı? Yani olabilir tabii. Neyse hadi yeter. Siz dönün işinizin başına, azar işitmeyin. Belli bu düğme işinden bir şey çıkmayacak. Tamam. Tamam. Efendim Hayriye, nedir durumlar? Bu düğme konusunda bir gelişme yok. Yani Medine Meyralara baktı, ben pintilere ama herhangi bir düğme kaçağı tespit edilemedi. Anladım. Söyleyeceğin başka bir şey yoksa? Yok. Sen haber ver dedin düğmeyle ilgili, o yüzden aradım herhalde. Tamam. Allah Allah. Jülide'ye bak ya, kim olacak acaba? Lan! Ya hayatımda hiç görmediğin insanlar her gün gündemin meşgul ediyor ya. Vallahi hayat, ne olacağım dememek lazım. Bu hasta.
Hastanenin logosu. Tabii ya. Hayriye? İyi misin sen? Değilim. Değilim. Ay midem çok kötü. Ay 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 ay. Çok kötü. Kız ne oldu? Midem. Üşüttü herhalde midem. Ya da gastritim çıktı bilmiyorum ki. Doktora göstermem lazım acil. Hayda dur otur. Otur biraz bakalım şurada. Yo yo. Ben hemen gideyim hastaneye. Serum falan taktırayım. Dur ben de gireyim istiyorsan. Yo. Siz hiç şey yapmayın. Ay serum yiyeyim gelirim. Ortalık böyle kaldı. El sürmeyeyim ben toparlayacağım. Boş ver şimdi sen ortalığı. Haber ver bana da. He. Hay Allah ya. Tamam İsmail, tamam. Sorun yok. Sen yardım et Songül'e. Ben kendim giderim. Med hospital under temiz. Kapıyorum hadi. Ayrola. Ya şeyi gördüm. Bu size hastane demiştim ya. Ultrasonun üstünde bir kağıtta logo gördüm diye bir hastane logosu. Şimdi dergide gördüm aynı hastanenin adını. Oradan şey yaptım yani. Tarih de var elimde. Hastanenin adı da var artık. Kayıtlardan bakacağım. Atla gidiyoruz. Yo ben hallederim. Ya kendi başına halledeceksen niye bana her şeyi detaylı anlatıyorsun? Sen sordun sen. Sen sordun ben de cevap veriyorum. Bırak. Ya buraya gel. Sen kendi başına iş yapınca ne olduğunu gördük. Bırakmıyorum seni. Geç. Aman ya bu da iki kurtardı beni. Bir havalar. Ha, kadın hastalıkları ve doğum böyle diyor. Vay şu güzelliğe bak. Sana bakıyor ki ileride bu profille karşılaşınca olay yerini terk edemişsin. Ne uğraşıyorsun ya? Sevemez miyim ben çocuk? Seversin. Ne yapıyoruz? Boş bende. İzle ve gör. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Aa Ayşegül Hanım ben de sizi arıyordum. Neden? Yukarıdan sizi çağırıyorlar. Kim çağırdı? Bir takım doktorlar. İlla Ayşegül gelsin çok acil önemli diyorlar. Ay yok ben yerimi bırakamam. Onlar ararlar beni zaten. Siz rutin kontrole mi gelmiştiniz? Yok ben sizi çağırmaya geldim acil. Sen bir gelsene benimle konuşalım. Acil diyorum ya. Düşündün taşındın daha yani planın bu muydu yani? Sende daha iyisi varsa buyur yap görelim. Etkilenme, sana yaptıklarını düşün. Yangın var, çabuk. Koşun, yangın. Buyurun. Önce hanımlar ve çocuklar, buyurun. Anam, kadın gebe. Önce çocuğunuzun maskesini, çocuklar ve hanımlar ve doktorlar. Önce kendi maskenizi, sonra başkasının maskesi. Bakacağız. Sistem günlüklerim. Yok. Hasta kayıtları. Gelin geldi dün akşam. Öyle mi? İyi çocuk. Öyle. Senin gibi değil. Öyle değil. Bence sen mutlu olursun onunla. Çok sağ ol ya. Çok düşüncelisin. Temmuz 14'te açıldı işte. Bakalım siteden kimin adı var? Hatice, Emel. Kim bu? İkgül Yıldırım yazıyor. Thank you.
İyi misin sen? Hı? Değilim ya. Değilim. Nasıl iyi olayım? Sana kayıtlarda ilk günün adı çıktı. Ultrason demek ki ona aitmiş yani. Ben bunu ablama nasıl söyleyeceğim? Yani yalan, bir yalan daha, bir yalan daha. Bu kadın artık vallahi toparlayamam ben. Basbayağı çıkacaksın karşısına, anlatacaksın her şeyi işte. İlk gülü hamileymiş diyeceksin. Annesinin bilmesi lazım Hayriye. Kusura bakma ya, ben de böyle konuşuyorum. Senin duyguların olmadığını unutmuşum. Ne güzel hatırlamış oldun. Hatırladım. Senin buranda var ya, kalp yerine buz var. İyi ya, en azından yakmaz artık. Neyse, ben ne uğraşıyorum. Erkek arkadaşınla konuşur, değerlendirirsin artık durumları. Aynen öyle, değerlendiririm. Kerim, biliyor musun burada ne yaptığınızı? Ne kadar kasvetli hava ya. Vallahi arkasından kötü bir şey olacak gibi. Biliyor musun Songül'ün aslında kim olduğunu? Bilmiyor, daha söylemedim. Ne kadar içten, samimi bir ilişki. Örnek, Allah'ım. Ne oldu? Sana eski günleri mi hatırlattı? Anıların mı yad oldu? Hayır ya. Bilmiyor. Gerektiği zaman söylerim. Zaten zamanı geldiğinde söylediğimde de yani anlayışla karşılayacaktır. Çünkü anlayışlı biri. Oldukça kadir şinas. Örnek bir insan gibi yani. Sende olmayan her şey onda var gibi. Nazik, ince. Söylediğim zaman hatta bize yardım eder. Yavaş ol biraz. Bundan sonra böyle bir şey olduğunda o kadir şinasla gidersin, tamam mı? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yangın alarmının camını kıramaz o ha. Elleri kesilir. Yazık. Ben yardım ederim o zaman. Yavaş ol dedim. Yavaş! Geldik. Bin kimse yokken. Biri görmesin. Doğru. Benimle görünüp itibarını sarsma. Uy Hayriye. Sen şimdi bunları ablana nasıl anlatacaksın? Abla bir panik yapma ya. Adam yani hala duruyor değil mi? Kendini yere atınca bir şey de olmadı. Yok, olmadı, olmadı. Ama zor zapt ediyoruz yani adamı. Ya sen tam ortadan kaybolacak günü buldun ya. Şey abla ya, küçük bir işim kaldı, halledeceğim. Sabırlı ol, bekle. Hay ne var yani, ne işim var diyorum, onu da söylemiyor. Aa abla, otobüs tünele girdi de. Hay aksi şeytan. Alo, alo, sesim gelmiyor, senin de gelmiyor, kapattım. Alo, alo. Hayriye? Hiç unutmadan dönmek yok Hayriye. Evet, ne vardı? Alo Hayriye. Ne yaptın? Şu ilk gül meselesi ne oldu? Söyledin mi Songül'e? Yok, söylemedim. Yani kadının bir tane derdi var zaten. Ben kendim müdahale ettim. İlk gülle görüştüm, şimdi oradan dönüyorum. Ese? Evet, ilk günün değilmiş. Yani ne o hastaneye gitmiş, ne o doktorla görüşmüş. Sen de buna inandın mı? Yalan söylüyordur Hayriye. Kayıtlarda adı vardı ya. İnandım. Bir de bana gaz veriyor ya. Kızın kimliği kaybolmuş. Belki başka biri gitti o hastaneye, aynı gün kayıt yaptırdı. Tamam. Sen böyle düşünüyorsan, buna inanmak istiyorsan... artık senin bileceğin iş Hayriye, ne yapalım? Güzel dedin. Benim bileceğimiş. Tam olarak da onu yapıyorum. Kendi bildiğimi okuyorum. Hastanenin kamera görüntülerinin saklandığı bir tane güvenlik şirketi varmış. Şimdi oraya gidiyorum. Bakacağım o tarihte kim girmiş. Kendi gözlerimle göreceğim. Halledeceğim bu işi. Bulacağım o kişiyi. Öyle ben geldim deyince sana görüntüleri verirler mi sanıyorsun? Halledeceğim bir şekilde yani. Kendi yöntemimi bulurum gerekirse. Kimse kimseye gölge etmesin. Herkes kendi işine baksın, oldu? Başını belaya sokacaksın. Hayriye. Şu ileriden dön İsmail. Ama navigasyon bu yoldan veriyor. Rota değişti kaptan. Başka yere gidiyoruz.
Allah'ım ne heyecan yaptım ya. Oy Hayriye, bir çılgınlık yaptın geldin buraya ama asıl macera bundan sonra başlıyor. Yaparsın, yaparsın. Aslansın, kaplansın, halledersin. Evet, ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Ne işin var senin burada? Beni suç ortağın yaptın ya. Neyse, halledelim de bitsin gitsin şu iş. Halledelim. Biz de böyle tango ile keyiş gibi olduk. Yok, olmadık. Bu geçici süreliğine. Ben tek tabanca takılırım. Öyle etrafımda ortaktan hoşlanmam. Ortakların da bayılıyordu sana. Ben de seni zaten tek işlik görüyorum. O zaman tadını çıkar. Hadi buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Onu siz söyleyeceksiniz. merhabalar. Biz Met Hospital'dan geliyoruz. Kendisi hastanemizin başhekimi. Öyle mi? Hoş geldiniz. Buyurun. Bir hastamız sorun çıkardı da bazı kamera kayıtlarına bakmamız gerekiyor. O yüzden size geldik, ulaşabilir miyiz onlara diye. Vaktimiz dar. Bir de fark etmişsinizdir, kendisi de biraz sinirli bir birey. Hayriye. İşte buyurun. Evet, ne yapabiliriz? Met Hospital'la ilgilenen arkadaş alt katta. Sinan Bey derseniz yardımcı olurlar. Çok teşekkür ederim Fülya. Rica ederim. Boş hekim nedir ya? Ne deseydim? Eski mafya babası mı? Senden büyük mafya mı var? Merhaba. Sinan Bey. Gerçekten de Sinan tipi var sizde. Evet, buyurun. Yukarıdan haberleri var. Yavuz hocamla, kendisi hastanemizin uzman doktoru olur. Kayıtlara bakacaktık da gününü falan biz her şeyi biliyoruz. Siz açarsanız izleriz biz. Tabii. Yazılı izninizi alayım, hemen bakalım kayda. Yazılı iznimizi alalım, hemen bakalım. Yazılı izin? Hay aksi şeytan. Unutmuşum hastanede. Unuttuk yani. Biz size sonra yollarız. Biz şimdi izleyelim. Maksat ayağımız alışsın, işimiz olsun. Yok, mümkün değil. Yani ıslak imzalı izin belgesi olmadan gösteremem kayıtları. Kural böyle. Ha. Ama bizim de zamanımız dar. Yani doktor bey ameliyatlara girecek daha. Uzman doktor demediniz mi? Ne ameliyatı? İşte o kadar uzman ki ameliyatlara bile giriyor yani. Senelerin doktoru gibisinler. Anladım. Tamam. Bir saniye. Güvenlikten biri buraya bakabilir mi? Bir problem vardı. Hı. Tamam. Haber et bana. Hadi. Aralaşmıyor da ya kapının önünden. Bilgisayarlara da bakamadım. Kaldık burada böyle kapana kısılmış fare gibi. Güvenlik polise de haber verecek. Alacaklar bizi, atacaklar içeri. Biraz sus Hayriye. Biraz sakin ol. Dene en azından. Senin tabii illegal aktivitelerin bol olduğundan rahatsın yani. Tuzun kuru. En başından her şeyi bana bıraksaydın böyle olmazdı zaten. Tutturdum ben konuşacağım diye. Bu saatten sonra görüntüleri de vermezler. Yakalandığımızda kaldık. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım yine. Tamam. Tamam. Ablam öğrenmeden bu işi halletmeyi çok istiyordum ya. Çok üzülüyor. Daha da üzülecek. İnsanın evladıyla sınanması çok zor bir şey. Öyledir herhalde yani. Bildiğimden değil de. Sen ister miydin çocuğunun olmasını? İstemezdim.
isterdim. Çok isterdim. Nasip değilmiş. Sen ister miydin? Benim bir çocuğun olmasın. İsterdim tabii. Ama bende o kumaş yok işte, evlenip çocuk sahibi falan olmak. Neyse, olmadı da zaten. Ya. Neyse ki. Çekil. Yavuz Bey, kusura bakmayın. Bir yanlışlık olmuş. Sinan arkadaşımız hemen size yardımcı olacak. İstediğiniz kamera kayıtlarını bulacak. Değil mi Sinan? Tabii tabii. Elimizden ne gelirse. Evet Yavuz Bey, 14 Temmuz 2024 demiştiniz değil mi? Aynen koçum. Evet tabii, hemen bakalım. Sen ne yaptın, ne ettin, kimle konuştun? Azrail'le mi anlaştın da buna böyle döküldü? Sen şeyi biliyor musun? Üzümü niye, bağını sorma. He, biliyorum. Sorma işte. Atasözü gibisin, ne şey yaptın? Yavuz Bey, söylediğiniz tarihteki görüntüler silinmiş. Nasıl silinmiş? Yani belli aralıklarla siliniyor eski kayıtlar. Ondan olabilir ya da kasıtlı olarak silinmiş olabilir. Kasıtlı olarak mı? Aa, nasıl kasıtlı? Ne yapacağız şimdi? Bu silinen görüntüler geri getirilebiliyor mu? Yani hünerli ellerde evet getirilebilir. Ben o kadar hünerli değilim. Kusura bakmayın. Kızlar, bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ay bu Yavuz Bey, çok hoş adam değil mi? Yani, fena değil. Biraz. Arif'in söylediğine göre adam çok zenginmiş ama belli etmiyormuş. İsviçre'deki banka hesabında tutuyormuş paralarını. Aa, çok zenginmiş ha? Öyleymiş. Süheyla, bir şey soracağım. Peki bu adamın hayatında böyle bir kız arkadaş falan birileri var mıymış, bilirsin sen? Yani bildiğim kadarıyla yok. Wow. Julie, tatlım, ne oluyor? Ne olacak o yol? İnsan komşusunu merak edemez mi şekerim? Hadi ben kaçtım, bye. Bye. Oo, elmalar rendelenmiş. Meşhur turta yapılıyor. Aynen öyle. Yalnız bir şey diyeceğim. Yani sen bu kadar hazırlığa giriştiğine göre, turta yaptığına göre kesin yeni biri var. Hayırdır, kim bu şanslı kişi? Anneni bu kadar iyi tanıman o kadar hoşuma gidiyor ki Defne. Yavuz Bey'e. Yavuz Bey? Evet. Ha şu yeni taşınan. Hı hı. Aynen öyle. Gereksiz insanlarla çok gereksiz vakitler kaybettim ben Defne. Ama artık aklım başıma geldi. Artık yelkenleri yeni sulara açmanın zamanıdır kızım. İyi de adamı ne kadar iyi tanıyorsun ki? İşte bir turta mesafesi kadar. Turtayı götüreceğim ve tanışacağız. Olacak bitecek. Adam hem yakışıklı hem çok karizmatik. En önemlisi de çok zengin. Zaten ben bunu daha önce neden akıl edemedim acaba? Gerçekten inanılmaz bir kadınsın anne. Kolay gelsin sana, ben gidiyorum. Seviyorum inanılmaz olmayı. Dik dur Defne. Sanat eseri gibi oldu. Ay tablo gibi oldu, tablo. O neymiş ya anne? Bize yok mu? Hiç heveslenme Kaan. Oradan sana yapmışım gibi mi duruyorum? Başkası için yaptım, senin için değil bu. Yavuz Bey için yaptım. Nasıl? Anne, ya gerçekten yine mi hayatına bir girecek? Bu kadar çabuk mu? İnşallah bebeğim.
İnşallah aşkım. Muah. Ne yapıyoruz? Annemiz için güzel dileklerde bulunuyoruz. Bay bay. Medine kardeşim, ben senin hakkından geçeni biliyorum. Şimdi sen şey diye düşünüyorsun, Hayriye bahane arıyorsun malum şahsa gitmek için. Ama vallahi billahi bence o görüntüleri bir şekilde buldu etti yani. Ondan sonra ablama söyleyeceğim, o yüzden... Anam, vallahi bu Hafiye her yerde ya. Arabasıyla da, evimizin içinde süs bitkisi oluşuyla da. Ne yapacağız biz bunu ya? Vallahi bilmiyorum Hayriye. Ben de korkuyorum. Yani adam rehin almak falan hep suç. Medine kardeşim, bu ceza hukukuna olan hakimiyetin beni biraz tedirgin etti. Ama merak etme, korkma, sen halledeceğiz, tamam mı? Hadi yürü. Anam, Jüri'deymiş, ödüm koptu. Ya bu kafama darbe aldıktan sonra arkadan duyduğum sesler beni hep tetikliyor, bir korkutuyor. Çözeceğiz bunu Hayriye, çözeceğiz. Jüri'de Hanım, iyi akşamlar. Yardım edeyim mi? İstemez canım, sağ ol. Nereye gidiyor acaba? Size gidiyor. Bize geçti. Yok, bize de gitmedi. Geriye bir tek ev kalıyor. Karıcığım kendine iyi bak, iyi geceler. Hayri! Atışa bak, sen her yerin saç olsan da olur. Yavuz senamaz ki eve. İnanın evde yoksunuz diye tam gidiyordum. Açtınız. Merhaba Jüride Hanım. Merhaba. Ya uzun zamandır kendi kendime ne diyorum biliyor musunuz? Jüride, Yavuz Bey taşınalı ne kadar uzun zaman oldu. Bir türlü gidip de şöyle bir hoş geldin diyemedin. Vallahi kusura bakmayın. Sıkıntı yok, estağfurullah. Ay olur mu öyle şey? Biz artık sizinle komşuyuz. Sizin için hoş geldin turtası yaptım. Bu benim özel tarifim. Kendi ellerimle yaptım. Ne zahmet ettiniz ya. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İçeri buyurmaz mısınız? Ben de size bir şeyler ikram edeyim. Ay çok sevinirim. Evinizi o kadar merak ediyorum ki. Yani buyurun. Baya baya girdiler içeri. Turtasını yiyecek Jüride'nin. Gerçekten bayıldım. Oldukça maskülen, üstelik şeffaf. Hayriye? Söyle anne. Arif Beyler. Bugün senin izin günün değil miydi ya? He, ama dayanamadım. Yani içime böyle bir kurt düştü. Gideyim dedim, bir bakayım ne yaptılar, ne ettiler. Öyle görev aşkıyla. He, şey yaptım, haberleri izledim. Hiç yağmur nem falan göstermiyordu. Yani bırakın yağmurun, nem yok, nem havada. Ya dedim buradan böyle bir yağmur duasına çıksam, buradan göğe gidene kadar da buharlaşır. O yüzden yani geleyim de dedim, bari bir çimenleri sulayayım. Bravo. Vallahi bravo Hayriye. İşte beklediğim performans, işte adanmıştık. Helal olsun sana vallahi. He. Ben sizlerle varım. Yalnız az abartmadan az ver suyu. He zaten koklatıyorum. Tamam, üşüdüm. Geçiyorum içeri. Tamam. Hadi siz de girin, üşümeyin. Ben burayı bitir halleder giderim. Tamam ama bana bak Hayriye. Suyu kapatmayı unutma, gözünü seveyim, tamam? Ya o kadar eğlendim ki. Yavuz Bey, siz hani böyle dışarıdan bakınca çok ciddi görünüyorsunuz ya. Böyle sert, katı. İnsan sizin içinizden böyle şakacı biri çıkacağını hiç tahmin etmiyor. Ben şaka olduğunu söylemedim ki. Şaka tabii şaka. Olur mu öyle şey? Ya bir de size ne söyleyeceğim? Hı? Bence biz şu aramızdaki sizi bizi atalım gitsin. Hı. Gayet iyi anlaşacağız gibi duruyor. Resmiyete ne gerek var değil mi? Olur tabii ki. Tabii ki. Evet.
Ay sevimsizlere bak. Ay ne güldü bu kadına bu ya. Bana bile bu kadar gülmedi. Çünkü bana daha çok güldü. Bu kadın da bu kadar komik ne olabilir ya? Ben bu kadının yaptığı şakaları anma törenlerinde yapmam. Yavaş. Yağmur mu aşağıya? İster misin fırtına kopsun? Ben burada mahsur kalayım. Ne ya? Fıskiyedir o. Kendi kendine çalışıyor bu saatlerde. Bu aralar biraz ayarı bozuk arkadaşın. Can bana ne zaten? Ne yaparsanız yapın. Hayriye. Kerim. Ben de tam şöyle bir dışarı çıkayım da yıldızlara bakıp dilek tutarım diyordum. Meğer en parlak yıldız buraya düşmüş zaten. Yapma ya. Evet. Yani bir yıldız değiliz ama biz de kaydık hayat. Gerçekten çok komik bir insansın ya. Hı? Ayrıca çok da sürprizlisin. Yani hani senin bugün izin gününde ben yoksun diye biliyordum. Amcamlardan duyunca burada olduğunu çok mutlu oldum. Yani bugün seni göremeyeceğim zannediyordum. Şanslı günümdeyim galiba. Hı. Bazılar şanslı oluyor işte. Öyle geldim bir bakınayım dedim. Çimenleri suladım falan gideceğim şimdi. Aa o zaman ben seni eve bırakayım. Hem bir 5 dakika görmüş olurum seni. İyi olur. Tamam. Ha bu arada ne dilek tutacağımı merak etmiyor musun? Ne dilek tutacaktın? Seni bir 5 dakika görmeyi dileyecektim. Ama da bir gerek kalmadı. Bir daha iyi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ay çok keyif aldım. Telefonunu aldım. Haberleşeceğiz. Ne zaman istersen. Hoşça kal. İyi geceler Yavuz abi. İyi geceler Kerim. Ha, geldik eve de geldik. Tamam ben kaçayım o zaman. Ha kaç. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel İsmail. Yavuz Bey çocuklar bilgisayarı getirdi. O silinen görüntüleri kurtarmışlar. Gel, gel göster bunu şu an. Aç bir. Bir saniye. Sanırım şu. Ay vallahi içim daraldı. Ay vallahi içim daraldı. Esma kalk sen de diğer pencereyi aç. Oy. Efendim Erina. Abla az önce çok garip bir şey oldu. Nevzat Bey geldi. Songül Hanım çok zengin, çok yardımsever, çok merhametli dedi. Meyra'ya hiçbir şey çaktırmadı. Sana selamını iletti gitti. Ne diyorsun Medine? Ne oldu? İnanmıyorum ya. Vallahi inanmıyorum ya. Ne oldu, ne oldu? Tamam kapatıyorum. Kapatıyorum. Ne oldu? Nezat Meyra'ya gitmiş. Demiş ki Songül Hanım çok zengin demiş. Çok yardımsever biri demiş. Hiçbir şey çaktırmamış ya. Hiçbir şey çaktırmamış. Hiçbir şey dememiş yani. Allah Allah ya çok enteresan değil mi? Size de garip gelmiyor mu ya? Yani Medine bu adamın kafasına çaktı. Adamı bağladık. Burada kötü kötü kahvaltı yedirdik adama. Yani bu zamanda kim kime yapar bunu? Melek mi bu adam? Bu işin altından bir şey çıkmasın. Kız çıksa çıkardı işte şimdi. Yok adam dememiş bir şey dememiş. Ya evet ya çıksaydı çıkardı şu ana kadar. Ay kurtulduk be kurtulduk. Ay vallahi ya. Ay vallahi galiba. Allah Allah. Ay, ben bakarım ben bakarım. Ben ay inşallah Nezat Bey'dir de bana güzel bir kahvaltı hazırlarım kendisine. Hay Allah'ım ya. Hay Esma. Aa.
Yavuz Bey. Hastanenin görüntüleri geldi. Bunu izlemeniz lazım. Buldun yani. Hı hı. O muymuş? O gün hastaneye gelen kişi İlkgül değilmiş. Çok şükür. Çok şükür. Aç aç, kimmiş peki? Ya neyden bahsediyorsunuz siz ya? Dur anlatacağım, ben sana anlatacağım. Anlatacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.